Metropolitan Sanat Müzesi'ndeyiz ve yan yana oturan iki figürü içeren muhteşem bir heykele bakıyoruz. Bu Dogon çifti heykeli. Dogon kabilesinden bir çifte ait olan bu heykel muhtemelen Dogon köyündeki bir tapınakta bulunmuş. Siyah renkli olması uğruna birkaç kurban sunulmuş olmasından kaynaklanıyor. Bu kan olabilir, süt olabilir, alkol ya da palm yağı olabilir. Heykele dikkatle bakarsanız kullanılan az miktarda yağın yüzeye çıktığı yerleri hala görebilirsiniz. Figürler ilk bakışta neredeyse aynı gibi görünüyorlar. Erkekle kadın arasında ince farklılıklar görebiliyoruz. Ancak esas büyük fark adamın kolunu kadının omzuna koymuş olması. Bir adamın kolunu kadının omzuna koyması Dogon kültüründe herkesin gözleri önünde yapılan bir şey değildi. Dolayısıyla bunun sembolik bir anlamı olduğunu söyleyebiliriz. Şu an bakmakta olduğumuz şey günümüz Dogon toplumunu yansıtan bir şey değil. Ancak daha ziyade Dogon halkının efsanevi geçmişini temsil eden bir eser. Bu çift tapınakta uğruna adaklar adanan, toplumsal ata olarak kabul görmüş kişiler olabilir. Ya da Dogonların sözlü mitlerinde bahsi geçen nonmo çiftlerinden, yani dünyanın ilk çiftlerinden birisini temsil ediyor olabilir. Yalnız Dogonların gözünden bakarak bu çifti yorumlamaya çalışırken dikkatli olmalıyız. Çünkü farklı araştırmacılar Dogonlara ait köken mitlerini farklı şekillerde değerlendirmişlerdir. Etnograflar Dogon'a farklı zamanlarda gelmişler farklı köyleri ziyaret etmişler. Ayrıca hepsi kendi metodolojileri, inançları ve varsayımlarıyla yola çıkmışlar. Bunlar geniş bir alanda yaşayan insanlar. Yani bu dağınık bir toplum. Ve dolayısıyla Dogonların kendi aralarında bile anlayış farklılıkları mevcut. Buna ek olarak Dogonlar hitap ettikleri kişilere göre farklı şekillerde konuşurlar. Örneğin ön konuşmada yabancı biri Dogon kozmolojisi hakkında bir şeyler öğrenebilir. Öte yandan arka konuşma ya da açık konuşma ise yalnızca toplumun iyisi olarak kabul edilmiş ve genellikle erkek olan kişiler için uygun görülen çok daha derin bir iletişim seviyesidir. Heykele baktığımızda buradaki durumla ön ve arka konuşma arasında ilginç bir paralellik görülebilir. Göreceli olarak bilgisiz gözlerle heykele bakabilir, sadece şeklini veya niteliklerini takdir edip geçebiliriz tabii ama bu heykelin onlara ne ifade ettiğini anlamak için Dogon kozmolojisini gerçekten anlamak zorundayız. Burada silindirik gövdeleri, uzun oval şeklinde kafaları ve neredeyse bir ok gibi görünen burunları ile güzelce dengelenmiş bir çiftimiz var. Erkek ile kadın arasındaki ayırıcı özellikleri fark etmek epey zor olsa da adamın sakalı var, kadının ise dudak takısı. Ancak mesela her ikisinin de göbek delikleri ya da gözleri oldukça belirgin ve ikisi de ellerini dizleri üzerine koymuş. Bu figürlerin kim olduklarına ve rollerine dair en büyük fark aslında arka tarafta gösteriliyor. Açıkça gözüken ayrım sadece kadın figürünün etrafına sarılı olan kol değil, figürlerin sırtlarında taşıdıkları şeylerde bir ipucu veriyor. Kadın üzerine yapışmış bir çocuk gibi duran silindirik bir şekli sırtında taşıyor. Bunun boyutları ve şekli adamın sırtındaki ok kılıfı ile neredeyse aynı. Burada çocuk doğurma, yetiştirme, üreme fikriyle beraber avlanma fikri de vurgulanıyor. Aynı zamanda burada toplumdaki erkek rolü ve kadın rolünün birbirlerini nasıl tamamladığı hakkında da bir fikir ediniyoruz. Şimdi üzerinde oturdukları tabureye bakarsak ayaklarda tabureyi destekleyen dört kadın figürü olduğunu görüyoruz. Dört kadın figürü ve çiftin dört bacağı bir araya gelince sekiz sayısı elde ediliyor. Bu 8 sayısı aslında kozmolojinin çok önemli bir bölümüne yani Dogonların bugünkü hayatını pek çok şekilde biçimlendiren bir sürü konudan sorumlu olan 4 Nommo çiftine ilişkindir. Benim bu heykelde en ilginç bulduğum şeylerden biri vücut kıvrımlarındaki yumuşaklık. Bana neredeyse kemiksiz gibi görünüyorlar. Aslında bu da bunun Nommo çifti olduğu fikrini destekleyen bir yorum olur. Onlar henüz insan vücuduna bürünmemiş su formunda canlılar olarak tanımlanırlardı. Ayrıca gökyüzü ile yeryüzü arasında hem birlik hem de çatışma olan bir dünyada yaşıyorlardı. Yeryüzü tam olarak katı formda değildi. Sulu, bataklık gibi bir yerdi. İşte bu düzensizlik dengeyi gerektirir. Düzeni ve uyumu gerektirir. Ki bunu da yine bu Dogon heykelinde buluyoruz. Bu heykele baktığımda bana tamamen yapı ve düzenle ilgiliymiş gibi geliyor. Figürler tamamen dikey pozisyondalar. Heykeldeki mükemmel simetriyi bozan tek şey erkeğin kolunu kaldırmış ve omzunu kaydırmış olması. Bu arada o kol kadının göğsüne dokunuyor ve erkeğin sol eli de kendi penisine değiyor. Yani aynen arka tarafta gördüğümüz gibi burada da erkeklerin ve kadınların besleyici, doğurgan ve verimli yönlerinin birbirini tamamlıyor olması tasvir edilmiş. Peki bu gerçekten bir çift mi? Yoksa bu heykel Dogon'un babası olan gökyüzünün bir adamın kendi gölgesine uzanmasına bir kadının da adamın üzerine uzanmasına izin vererek onlardan bir insan oluşturacak şekilde adamı ve kadını canlandırdığı başka bir Dogon hikayesiyle bağlantılı olabilir mi? Bu hikayede yeni oluşan insan her iki cinsiyetin özelliklerini taşıyordu. Ve aslında bu durum her bireyde erkek ve kadın arasında birbirleriyle uyumlu olması gereken bir ikiliğin bulunması anlamına geliyordu. Bu heykelin güzelliği de aslında buradan kaynaklanıyor. Buradaki güzellik tamamen figürlerin birbirlerini yansıtmaları ama aynı zamanda yine de birbirlerinden çok farklı olmaları arasındaki o gerilimden kaynaklı